Merhaba arkadaşlar. Bugün C# derslerinin birincisine başlayacağız. Demiştim C# başlayacağız. C++'da 3 video çektim. Ve artık C# başlama zamanı diye düşünüyorum. C# bu birinci dersimizde ilk olarak Visual Studio'nun kullanımından bahsedeceğim ve ufak bir örnek yapmayı düşünüyorum. Ve ondan sonra dersi bitirebilirim. Şimdi ID olarak Visual Studio'yu kullanacağız. Şimdi bu kısımda New Project, yeni proje. Open Project yazılmış bir projeyi açmak için böyle burada SLN dosyalarını gösterebiliriz. Recent kısmı ise son zamanlarda oluşturulan projeler. Buradan seçiyoruz artık. Ona göre yazıyoruz. Yeni bir proje açmayı New File, New Project kısmından yapıyoruz. Burada buna gelince ise sol tarafta birden fazla programlama dili görüyoruz. C#, Visual Basic, C++, aşağıda bir F# var. Mesela JavaScript var internet programcılar için. Bir de veri tabanı olarak da düzenleyebiliriz. Biz Visual Studio'da Visual C#, Windows Form Application yazacağız. Console Application, yani konsolda yazmak isteseydik Console Application'ı seçecektik. Windows Form Application'a geldik. Ve name kısmı ise projemizin ismi Visual C#, Windows Application'ın ismi, yani projemizin ismi olacak. Örnek 1 olsun. Location kısmı ise bilgisayarınızda nerede kayıtlı olacağı. Eğer siz hiçbir şey değiştirmezseniz Visual Studio kurulumundan sonra varsayılan olarak Visual Studio bilgisayarınızın belgeler klasöründeki Visual Studio 2012 ya da 2013 ya da 2014 ya da 2015 bunlardan birini yazacak ve Project kısmına gidecek. Solution Name kısmında ise karışmıyoruz. Ok diyoruz. Evet, projemiz yaratıldı. Şimdi form ekranımızı görüyoruz. Formumuzun bu dizayn ekranı. Kod ekranına nasıl geçiyoruz? Kod ekranına iki kere tıklayıp geçiyoruz. Form ekranına, dizayn ekranına tekrar dönmek için buradan dönebiliyoruz. Evet, şimdi burada formun özellikleri kısmından bakalım. Formun properties kısmı, yani özellikler kısmı. Şimdi burada name kısmı formumuzun koddaki ismi. Yani biz buraya form 1 yazınca formumuzun koddaki ismi oluyor. Yeşil görürseniz form nesnesi olduğu için yeşil oluyor. Şimdi bir de text kısmı var. Text ise formumuzun görünen ismi. Yani bu ortada yazan yazı. Mesela biz buraya form 1 ekranı yazarsak burası form 1 ekranı olacak. Ama biz kodda name'imiz form 1 olduğu için hala form 1 yazıyoruz buraya. Form 1 yazınca geliyor. Form 1'in load'u yazınca. Load'una yazarsak öyle geliyor. Form 1'in load'u ise form 1'in yükleme ekranı. Yani form 1 ekrana yüklenirken. Bu start'a niye basıyorum? Start debug etme. Yani C# olsun, C++ olsun, her programlama dilinde projeyi debug etmek için start'a basıyorsunuz. Zaten burada debug durumu var. Bir de release durumu var. Diğer dillerden biliyorsunuzdur belki. Şimdi burada devam edelim. Auto size false ise otomatik boyutlandırma kapalı. False olduğu için kapalı. Back color arka plan rengi. Formumuzun arka plan rengi. Buradan değiştirebiliyoruz. Sistem ve custom kısımlarını. Sistem kısmından mesela active caption'ı seçtik. Formumuzun ekranı değişti. Arka plan ekranı rengi. Evet, şimdi burada background image ve arka planı biz hazırlardan değil de kendi resmimizi koymak istersek buradan local resource, yani lokal kaynaklardan import deyip buradan burada tanımlı resim uzantılarını seçebiliyoruz. Ya da projemize resource kısmı var. Onu ileriki derslerde göstereceğim. Oraya import edip direkt seçebiliriz. Ama genelde bu yöntem kullanıyor. Üstteki local resource. Şimdi background image layout ise background, yani arka plan resminin dağılımı. Mesela bazı arka plan resimlerini koyduktan sonra forma tam oturmuyor. Formu ajur diyebilirsiniz.
Onlarda ise stretch yapmanızı öneriyorum. Stretch yaparsanız tam sağlar. Şu an arka plan resmi olmadığı için görünmüyor tabii ki. Farklılık. Font ise formunuzun yazı tipi ayarları. Burada Iron Tool olarak size, name, yani burada yazı tipinin çeşitini de değiştirebiliyoruz. Kalınlık, ince. Bunların hepsini değiştirebiliyoruz burada. Foray color ise yazı rengi. Formumuzun yazı rengi. Mesela bunu başka bir renk yaparsak kırmızı olacak yani. Transparent kalsın. Şimdi form border style ise formumuzun boyutlandırılması ile ilgili bir kısım. Yani formumuz mesela hep bu ölçüde kalsın isteyebilirsiniz. Onun da bir ayarı var. Diğer videoda onu anlatırım. Şu an kafanızı pek karıştırmak istemiyorum. İkon ise formumuzun ikonu, yani simgesi, bu kısım. Bu kısma biz buradan yine bu küçük 3 noktaya 3 noktayı seçip buradan ilk uzantılı resmi seçersek yapabiliriz. Sonra burası değişir. Boyut ayarı da var burada fazlasıyla. Daha sonra ise burada Maximize Box'un ne işe yaradığını göstereyim. Maximize Box büyütme kutusu, yani bu ortadaki üçlüden ortadaki, true olursa açık olur, false olursa kapalı olur. Control Box var. 3 birlikte. True olursa 3'ü açık olur, false olursa hiçbir şey olmaz. True, false ayrı böyle. Minimize Box ise bu küçültme tuşu. Onu da şöyle yapabiliriz. True ise açık olur, false ise kapalı olur. Gördüğünüz gibi silikon şekilde olduğu için aktif olmadığını görebiliyorsunuz. Minimum size, minimum boyutu ayarlayabiliyorsunuz. Opacity formumuzun saydamlığı diyebiliriz. Çoğu ikonu göster. İkonu göster, true ise ikon görünür. False ise ikon eklerseniz bile görünmez. Show in taskbar, görev yönetisinde göster. Eğer seçmezsek görev yönetisinde görünmez. Görevlerde. Size ise formumuzun boyutu. İstersek formumuzu böyle yanlardan tutma yerleri var zaten. Böyle çekip yapabilirsiniz. Ya da buradan direkt size kısmından boyutunu gelip yapabilirsiniz. Aralarında noktalı virgül olmak şartıyla. Start position, Windows Default Location yaparsak Windows'un son varsayılan ayarı gelir. Center screen dersek ortalar. Form 1 ekranı. Text tipi 11 ekranı yaptık. Evet, şimdi küçük bir örnek yapalım. Onun için önce bir buton koyalım. Buton tabi formumuzun arka plan rengini, yani foreground color'ı transparent yapınca böyle görünmez. Onu siyah yapalım. Evet, şimdi görünür. Yani formumuzun yazı rengi arkada gördüğünüz gibi beyazdı. Şimdi siyah oldu. Şimdi buton ekledik. Butonun özelliklerine bakalım. Burada events'lar var, yani olaylar var. Burada click var. Double click var. Sonra burada fazlasıyla events'ları görebilirsiniz. Key press, key down, key press, key down. Textbox'lar için kullanılan. Mesela textbox nesnesini de anlatacağım. Leave ayrılınca evet. Bunların hepsini yani çoğunu anlatacağım ben. Şimdilik kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi burada bir de visible ayar var. Butonun görünürlük ayarı diye geçer. Yani visible görünürlük diye geçer. True olursa görünür, false olursa görünmez. Şu an görülüyor ama burada start'a basınca, debug edince görünmez. True yapınca gelir. Bu properties'lerin hepsine form kod ekranında da ulaşabiliriz. Şimdi örneğimiz şu olsun. Mesela Hello World yazsın butona basınca. Onu nasıl yapacağız? Message box kullanalım. Message box. Message box'ta mesaj kutusu olarak düşünebilirsiniz. Message box. Nokta show göster. Message box'ı göster. Köşeli yani parantez açıp kapattım.
çift tırnak içine, iki tane çift tırnak içine string bir veri gireceğim için, yazacağım için ekrana. Ondan dolayı çift tırnaklar arasında yazıyorum. Hello world yaz. Noktalı virgülü koydum. Butonun click eventini yazdım. Neden yazdım? Butonun click eventi tıklama event olayı yani. Yani bu butona bir kere tıklayınca ne olacak? Onu yaptım. Şimdi hello world'u da yazdık. Ondan sonra debug edelim. Buradan start'a bastık onun için. Buton 1'e bastım. Hello world. Hello world yazdım mesaj box'ta. Şimdi bir de mesaj box'ı ayrıntılı olarak kullanalım. Mesaj box'ın toplamda 4 tane parametresi var. İçine 4 tane değişken alabilir. Virgül koyduk. Bir de bu mesaj box'ın mesela şöyle isteyebiliriz. Mesela bu üst kısımda bir başlık olsun diyebilirsiniz. Burada bir resim olsun diyebilirsiniz. Onların hepsini yapabiliriz. Bir de buton olsun tamam yerine. Yani tamam değil de evet hayır gibi bir şey olsun ya da oxensal gibi bir şey olsun diyebilirsiniz. Dörtlü kullanımı var yani. Dört tane parametre var. Bu birincisi ortada yazan yazı. Yani hello world yazısı. Buna butona bastık. Hello world ortadaki yazı. Virgülü koyduk. Şimdi başlığı yazacağız. Başlığı da çift tırnak içine yazıyoruz. Başlık yazalım. Virgülü yine koydum. Bu sefer de mesaj box. İkon. Nokta. Bunlardan artık birini seçiyorsunuz. Ben asterisk'i seçtim. Virgülü koydum. Mesaj box. Buttons. Nokta. Oxensor. Evet. Hayır. Butonu. Evet. Bu burası değişmedi. Mesaj box. Buttons. Oxensor. Nokta. Oxensor. Virgül. Mesaj box. Nokta. İkon. Asterisk. Asterisk'i de seçtik. Noktalı virgülü de koyduk. Şimdi böyle çalıştırırsak buton 1'i çalıştırdık. Hello world yazdı. İkon olarak asterisk seçmiştik. Asterisk'te information bilgisi. Böyle bir simgesi varmış. Başlığı da yazmıştık. Başlık da üste geldi. Tamamla iptal butonunu. Mesaj box buton nesneden oluşturdu. Tamam iptal yazıyor. Evet mesaj box'ın gelişmiş kullanımı böyle. Şimdi başka bir nesneyi öğreteceğim. Bu butonumuzun teksti buton 1 yazdığı için şu an burada buton 1 yazıyor. Şimdi başka bir nesne yazalım. Label 1 yazalım. Mesela buton 1'e ne yazsın? Yani buton 1'e basınca label 1'e merhaba dünya yazsın. Önce butonumuzun tekstine girdiği properties kısmında özelliğini değiştiriyoruz. Yani tekst özelliğini değiştiriyoruz. Label'a aktar diyelim. Mesela butona buradan böyle çekip büyütebiliyoruz. Böyle çekip büyütebiliyoruz. Yanlardan çekip. Label'a aktar. Yine neyine basacağız? Tıklama eventine. Yani click eventine. Ona da kısa yoldan butonu direkt tıklayabiliriz. Tıkladık. Level 1.text bunun name'ine bakıyoruz. Name'i kodda geçen ismi olduğu için name'lere önem vermesini. Label 1 koda da form'un boş yerine tıklayıp girebiliyoruz. Şimdi buton 1'in click event'ini yazmamız gerekiyor. Merhaba dünya yazacak. Label 1.text. Label 1.text özelliği yani label 1'in text'ine ne yazacak? Merhaba dünya. String girdiğimiz için iki tane çift tırnak içine yazacak. Merhaba dünya yazdı. Ve noktalı virgülü koydu. Şimdi debug edelim. Label'a aktar dedim. Merhaba dünya yazdı. Evet label'a aktar yaptık. Şimdi başka bir buton da ekleyelim. Bu buton 2 teksti. Name'i de buton 2 geliyor default olarak. Bunun da tekstini değiştirelim. Ne olsun bunun da teksti. Mesela textbox'ı yazsın. Yani textbox'a merhaba dünya yazalım. Textbox
Label neydi? Label, ekrana mesela yazılar göstereceksiniz. Hiçbir başka bir amacı olmayacak. Sadece bir teksti göstermek istiyorsunuz. Kısa yoldan bir label atarsınız. Teksti özelliğini kullanırsınız. Şimdi textbox ise textbox'a yazdır diyelim. Merhaba dünyayı textbox yazdıralım. Textbox nesnesi ne işe yarar? Buradan textbox'ı seçtik. Buraya attık. Textbox nesnesi ise kullanıcıdan giriş. Yazı girişi, sayı girişi. Bu girişleri sağlar. Burada bu küçük üçgen işareti var. Buna basarsanız multiline dersiniz. Çok satırlı hale yazabilirsiniz. Yoksa varsayla textbox'ta tek satırlık yazın. Bunu biraz büyütelim. Merhaba dünya yazacağız textbox'a yazdır butonunu. Clean event'ına. Textbox'ta yazdırı da şöyle yapacağız. Önce neye bakıyoruz yine? Name'e bakıyoruz. Ton 2'ye girdik. Clean event'ına girdik. Ne yazacak? Textbox1.txt. Text özelliği çünkü. Yani yazı özelliği. Textbox1'in teksti yazısı. Merhaba dünya olacak. Evet, şimdi form ekranınıza bakalım. Start diyelim, Deboka diyelim. Textbox'a yazdır dedik. Merhaba dünya yazdık. Burada yazıyı değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yazabiliyoruz. Onu da engelleyebilirsiniz. Textbox nesnesini sağ tıklayıp Properties kısmından Read only false. Yani sadece okuma false. Yani yanlış. Ondan dolayı yazabiliyorsun da. Sadece okuma yapmak isterseniz true yaparsınız. True içinde çift tıklarsınız ya da buradan seçersiniz. Şimdi textbox'a yazdıra basalım. Merhaba dünya yazdı. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yazmıyor. Çünkü artık true oldu right only özelliği. Mesela textbox'ın başka hangi özellikleri var? Use system password char. Mesela üyelik girişlerinde görmüşsünüzdür. Yıldız işareti var. Bunu false değil true yapıyorlar. Ondan sonra ne yazarsanız yazın yıldız olarak gösterin. Şimdi başka rich textbox'ı da göstereyim. Rich textbox. Rich textbox ise textbox'ın biraz daha gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Yeni bir buton ekleyelim. Butonu ekledik. Ama bu sefer başka bir şey yapalım. Bunları silelim. Ya da butonu sileyim. Bunları da silelim. Şöyle bir şey yapalım. Mesela Rich Textbox'a basınca, yani butona basınca Rich Textbox'a merhaba dünya yazsın. Bunun özelliklerine girdik. Buton 1. Label aktar. Text özelliğine ise Rich Textbox'a aktar diyelim. Şimdi burayı sildik. Şimdi buton 1'in click event'ına geldik. Buton 1'in click event'ı formumuzda buton nesnemizin properties kısmına bakınca name'i, yani koddaki ismi butonumuzun buton 1. Buton 1 yani. Buton 1'in click event'ına yazacağız. Yani tıklama event'ına. Ne yazacağız? Rich textbox nesnesi. Rich textbox 1. Nokta text gelir. Niye 1 geliyor? Genelde Windows Form Application'da, Visual Studio'da herhangi bir nesneyi forma atınca 1'den başlar. Rich Textbox 1, Rich Textbox 2, 3, 4 diye gider. Eğer biz değiştirmezsek bunu neye eşitleyeceğiz? Merhaba dünyaya eşitleyeceğiz. Şimdi derleyelim. Rich Textbox'a atar dedik. Merhaba dünyaya geldi. Evet arkadaşlar. Başka radio button var. Radio button seçim aracı olarak evet hayır gibi. Check burada combo box var. Combo box da seçim aracı. Mesela 10 tane seçeneğiniz var. Birini seçiyorsunuz ya da gün seçiyorsunuz. Onun için kullanabilirsiniz. Mesela burada check box var. Doğru mu yanlış mı? Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Tik koyuversiniz.
Bunları ayrıntılı olarak kullanacağım diğer derslerimizde. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşürüz. Diğer dersimizde devam edeceğiz. C++, C#, kod paylaşım ve yazılım merkezinde katılımlarınızı beklemekteyim. İyi çalışmalar. Herkese kolay gelsin. İyi Ramazanlar.